Yaşamak için nefes alman gerekiyordu. Ve o sırada ben de bunu sağladım işte, ne yapayım. Sen ne demeye çalıştığımı anlıyor musun? Anlıyorum. Bu yüzden yaptığına hiç kızmadım. Öyle mi? Yani sen bana hiç kızmadın mı? Hayır. Dostluğumuzu bitirmiyor musun? Hem de asla. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Tomiş. Tekrar yapalım mı? Bunu duyunca ne kadar rahatladım bilemezsin. Biliyor musun? Sanki bana suni teneffüs yapmadan yeni bir... Ne kastettiğimi anlamışsındır umarım. Ben çok mutluyum. Aslında ayıldığında daha çok, pek çok mutlu olmuştum. Yoksa sen değil ben ölecektim orada. O zaman benim için ne kadar önemli olduğunu anladım. Sen nefes almayınca asıl ben öleceğimi sandım, iyi mi? Benim yaşamam için senin de yaşaman gerekiyor. O yüzden lütfen bir daha böyle bir şey yapma. Eğer bir daha olursa birinin hayatının sana bağlı olduğunu hatırla ve yaşamaya karar ver, tamam mı? Çok üzgünüm. Sen demeye çalıştığımı anladın mı? Evet. Her şeyi anladım. Özür dilemeyi bırak artık lütfen. Çünkü ben senin yerinde olsaydım aynı şeyi yapardım. Ne oldu? Nefes alamıyorum. Sen bekle, ben yardım çağıracağım. Gitmene gerek yok. Sadece dediğini yap. Ne dedim ki ben? Yerimde olsaydın aynı şeyi yapacağını söyledin ya. Nasıl yani? Dur. Aa, şaka yapıyorum. Ne yapıyorsun? Düne kadar hayatım çok ümitsizdi. Ama şimdi yaşamaya değer. Çünkü abi artık hayatıma geri döndü. Oo, Canki. Çayım soğuyor. Prada nerede kaldı? Tamam, geldim. Sabırlı ol biraz. Getirdim işte. Üstüne tereyağı sürüyordum. Yoksa yemiyorsun. Dikkat et ha. Çok sıcak. Elini yakarsın. İyi ki sıcak. Çünkü çayım soğudu. Belki yanına koyarsam çay biraz ısınır. Sana demiştim ama. Dikkat etsene. Elini yakacaksın.
Hiç sabırlı biri değilsin. Çok sabırlıyım. Bu ailede sabırsız olan biri varsa o da Sarla. Baksana, sabahtan beri kapıya bakıyor. Sanki Pragya bir anda beliriverecekmiş gibi. Sen söyle, ne yapayım? Pragya dün evden çıktı ve hala dönmedi. Erken gelir sanmıştım ama... Canı istediği zaman eve gelir. Artık endişelenmeyi bırak. Sarla, neden şöyle düşünmüyorsun? Pragya bizim kızımız ama onların gelini. Belki bir gün tamamen kalmasını isterler ve buraya göndermezler. O zaman ne yapacaksın? Biliyorsun anne. Benim istediğim de abi ile Pragya'yı birlikte ve mutlu görmek. Ama bu kızım için endişelenmeyi bırakacağımı göstermez ki. Onların gelini olsa da benim kızım. Ayrıca sen de benim için endişelenmeyi bırakmıyorsun. Evet, ama Pragya senin endişen yüzünden üzülüp duruyor. Açıkçası Pragya'nın olmasına alışmıştım. Olmasına alıştın mı? Bense yıllardır senin yanındayım. Ama hiç böyle özlemiyorsun. Anca ölsün de kurtulayım diye umuyorsundur. Sana kaç kere böyle konuşmamanı söyledim anne. Ben burada başka bir şeyden bahsediyorum. Seninle konuşmuyorum. Ben sana duygularımı anlatıyorum anne. Bunu biliyorsun. Hadi onu boş ver de bir şeyler ye. Al bakalım. Sen ne bakıyorsun? Git biraz pırata yap. Pragya geldiği zaman o da yer. Sen de bunu ye. Ben biraz daha yapayım. Burak. Bu. Burada mısın? Ben de seni arıyordum. Bu fotoğrafı polis merkezine yollayalım. Şu adamı hemen yakalasınlar. Aha, yakalarlar. Polis kesin bir ipucu bulur bu adamı. Bir şekilde yakalarlar. Değil mi? Sen bu görüntüyü polise ver ve bu adamın Pragya'yı öldürmeye çalıştığını ihbar et. Olur mu? O adam elimizden kaçmamalı. Tutuklanmalı. Bak, sen istedin diye otele gittim. Ama şimdi polis merkezine gidip adamı tutuklatacağımı sanıyorsan bunu yapamam işte. Geç olmadan gitmen gerek, yoksa adam kaçar. Kaçarsa kaçsın ya. Bu adam benim umurumda değil ki. Eğer adamı yakalatmak senin için bu kadar önemliyse neden bunu kendin yapmıyorsun? Ben bunları yapamam. Senin neyin var Prab? Pragya'yı öldürmeye çalışan adamı bulmak istemiyor musun? Pragya senin sevgilin. Anlasana. Öyle mi? Bunu hatırlamana çok sevindim. Peki şunu da söyle. Onun benim sevgilim olduğuna inanıyor musun? Nasıl yani? Yani o benim sevgilim. Sen dün onunla ne yapıyordun? Bak Prab. Yeterince baktım zaten. Her şeyi gördüm ben. Bana açık cevap ver de anlayayım artık. Ne anlayacaksın? Ha? Sen olanları yanlış anlamışsın. Hayır. Ben ne gördüysem onu anladım. Öyle mi? Ne yaptığımı gördün. Pragya'nın halini görmedin mi? Nefes alamıyordu. Başka ne yapabilirdim? Kurtarmanın başka yolları da vardı abi. Her şeyi denedim. Prab, kapıyı açmaya da kırmaya da çalıştım. Seni aradım, Ali'yi aradım. Hiçbiriniz açmadınız. Kız nefes alamıyordu. Ölmek üzereydi. Başka ne seçeneğim vardı? Başka çarem yoktu. Onun için yaptım. Bunun nesi yanlış? Söyler misin? Yanlış bir şey yaptığını söylemedim. Can kurtarmak yanlış değil. Ama canı bahane ederek faydalanmaya çalışman çok yanlış. Ne dedin sen? Yani Pragya ile çok fazla ilgileniyorsun abi. Aşırı koruyucusun. Sanki sen olmazsan o da olmayacakmış gibi. Ne demeye çalışıyorsun? Bana açıkça söylesene şunu. O zaman beni iyi dinle abi. Pragya o kadar üşümüyordu. Suni teneffüs gereksizdi. Küçücük bir şeyi büyütüp acil bir duruma çevirdin resmen. Bunun başka yolları da var. Neden yaptın bunu? Benimle gelip ona ceketimi vermemi bekledin mi? Hayır. Çünkü aklına tek bir çözüm geldi. Öyle değil mi? Bilerek bu durumu yarattın sen. Suni teneffüsü yapabilmek için. Çünkü orada kameralar olduğunu ve görüntüyü izleyince sana soracağımı biliyordun. Bilerek bu durumu yarattın. Sırf seni suçlayamayayım diye. Sen delirdin mi Prab? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
Bütün bunların bir oyun olduğunu mu söylüyorsun? Bilerek mi hayatımızı riske attın da? Sen beni bir çeşit zorba mı sanıyorsun? Sevgilinden faydalanmak için böyle bir şey yapacak biri miyim ben? Söylesene. Öyle. Evet. Sorun da bu zaten. Radya'nın senin değil de benim sevgilim olmasını kaldıramıyorsun bir türlü. Ne saçmalıyorsun sen ha? Yalan. Sen istediğini yapıyorsun. Ben söyleyince saçmalık oluyor. Doğruyu söyleyecek cesaretin yoksa... başkalarından dinlersin o zaman. Ve doğru olan şu ki... Fragia'yla yakınlaşacak hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun nedense. Toplantı bahanesi, alışveriş bahanesi, sonra yemeğe çıkma bahanesi... hepsi onunla yakınlaşmak için bahane. Ve o gün bu sahnede durumdan tamamen faydalandın. Yo yo, bu yaptığın tamamen yanlıştı. Bir de ben mi yanlış anlıyorum? Kendine bir baksana. Amacın belli senin. Benim sevgilimin peşindesin. Prav. Ne oldu? Gerçekler acıttı mı? Ne sandın? Sen kızınca susacağımı mı sandın? Vur bana. Vur. Vur hadi. Sustursana beni. Sana söylemiştim. Gerçekleri söyleyemiyorsan o zaman dinlersin. En azından bir dene. Çünkü bu defa susmayacağım. Herkese Fragia'yla ilgili amacını söyleyeceğim. Ayrıca bundan hiç utanmayacağım. Ama üzüleceğim. Çünkü bunu bana dostum yaptı. Verdiğim kararı en çok sen sevinirsin sanmıştım. Ama sevinmemişsin. Bir numaraymış. Mutlu görünürken beni kıskanıyormuşsun. İçten içe bilenmişsin. Çünkü sen Fragia'ya aşıksın. Sus artık Prav. Sen ne dediğinin farkında mısın? Yaşananlara kızgın olduğunu biliyorum ama sen Fragia'nın ne halde olduğunu biliyor muydun orada? Nefes alamıyordu. Yardım etmeseydim ölebilirdi rahatlıkla. O anda ne kendimi ne ailemi düşündüm. Sadece Fragia'yı düşündüm çünkü hayatını kurtarmak çok önemliydi benim için. Ayrıca toplumun ve insanların hakkımda ne düşündüğü umurumda bile değil Prav. Kesinlikle. Anlatmak istediğim işte buydu. Neden bu kadar önemli sence? Neden dünyayı umursamayacağın kadar önemli? Aklına hiç gelmedi mi? Dostun, bir yandan nişanlın bunları öğrenince ne der diye? Büyük anneni, aileni hiç düşünmedin mi? Sadece aklına geleni yaptın. Peki neden bizi düşünmedin? Neden? Bu ne biçim bir soru? Bu senin de uzun zamandır kendine sorduğun bir soru. Ve cevabın ne seni tatmin etti ne de beni. Ne demeye çalışıyorsun Prav? Dediğim şu ki dünyayı umursamıyorsun. Çünkü senin dünyan Fragia. Saçmalamayı kesecek misin? Seninle düzgün konuşulmaz. Beni dinle, beni dinle. Gel, gel. Otur. Otur şuraya. Otur. Ne yapıyorsun sen? Şu anda bana kızgın mısın? Bir yoksa... dakika, bir dakika. Bekle, bekle. Sadece bir dakika konuşma. Kapat gözlerini. Kalbini dinle. Ve bana bir cevap ver. Neden konu Fragia olduğunda başka kimseyi düşünmüyorsun? Neden Fragia yanındayken kimseyi umursamıyorsun? Daha önemlisi... neden bunun dostunu ve nişanlını üzeceğini düşünmedin? Fragia senin için çok değerli. Evet, bunu iyi biliyorum. Ama biz de öyleyiz değil mi? Onunla ilişkini korumak istiyorsun. Peki biz de ilişkini neden unutuyorsun?
Tüm bunları bir düşün, olur mu? O ana git ve öyle cevap ver. Pragya. Pragya. Sana bir şey olmasına izin veremem. Hayallerinin gerçekleşmesini sağlayacağım. Bunu bilmiyorum. Aklımda sadece sorular var. Cevap yok Prap. Cevapları bulamıyorsun değil mi? Çünkü duygularına bir isim koymadın. Bak abi, duygularına saygı duyuyorum. Bu yüzden çok önceden yapmam gereken şeyi yapıyorum. Ne? Pragya'dan ayrılıyorum. Ne dedin sen? Pragya'dan ayrılıyor musun? Onu terk mi ediyorsun? Neden? Ona yardım edip hayatını kurtardım diye artık sana layık değil mi yani? Ha? Hayır. Çünkü o sana layık. Ondan ayrılıyorum. Çünkü sen adım atmıyorsun. Bu yüzden ben yapıyorum. Korkuyorsun. Duygularına bir isim koyarsan ben buna üzüleceğim diye. Onu sevdiğini söylersen bizim durumumuz ne olacak diye. Yani dostun için duygularını feda ediyorsun. Ona yaklaşmaya korkuyorsun abi. Duygularını bir türlü açmıyorsun. Ama ben buna izin veremem. Sadece duygularını açmakla kalmayıp onunla birlikte de olacaksın. Çünkü Pragya sadece senin olmalı. Benim değil. Ben ona hiç böyle bakmadım abi. Ona karşı hiçbir şey hissetmedim. Ve aramızda hiçbir şey olmadı. Nasıl yani? Yani hepsi büyük bir oyundu. Bir yalandı. Sırf gerçeği fark etmen için. Ne? Evet. Oyun mu? Pragya ile aramda hiçbir şey olmadı. Bak Prap, benimle dalga geçme. Dalga geçmiyorum abi. Bunu yapmamın tek sebebi gerçek duygularını fark etmendi. Ne gerçeği? Bak bana açık konuş. O partide o fotoğrafları sana kim gösterdi hiç bilmiyorum. Ama o fotoğraflar bir yalandı. Yalan mı? Evet. O fotoğraflarda gördüğün hiçbir şey doğru değildi. Çünkü asıl doğru... Bu nişanı iptal ediyorum. Düğünden sonra eğer onu bir partiye götürürsem sence imajım bozulmaz mı benim? O fotoğrafları görünce ben de çok şaşırdım. Ama fotoğrafların seni nasıl etkilediğini gördüğüm anda bir şeyi fark ettim. Sen yanlış kadınla evleniyordun. Doğru kadını bulman için de sana yardım ettim, o kadar. Ama... Aması falan yok. Başından beri biliyordum. Pragya'ya karşı bir şeyler hissediyorsun. Tanu'yla nişanlı olduğun için bunları bir şekilde bastırıyordun. Ama şunu bilmiyorsun. Sen duygularını bastırdıkça onlar daha da açığa çıkıyor. O fotoğrafları gördüğünde hissettiğin kıskançlık resmen yüzüne yansıdı.
Ve ben de bunu duygularını anlaman için kullandım. O partide Pragya ile aramda bir şeyler olduğunu kabul ettim. Daha fazla kıskan diye, rahatsız ol diye. Pragya'yı kaybetme korkusuyla ona duygularını aç diye. Burak, ne diyorsun sen? Ben ne dediğimin farkındayım. Ama sen benim bir sürü plan yapıp sana neler söylettiğimin farkında değilsin. Bu yaşananların sonunda Pragya'yı sevdiğin ortaya çıktı işte. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Delirmişsin sen. Sadece söylemiyorum. Hepsini kanıtlayabilirim de. Kanıtla. Hadi. Peki. Hani şu gece kulübüne gitmiştik ya. Bir kızla tartıştığım için o polisi aramıştı. Senin üzülmenin sebebi tutuklanmam değildi. Senin üzülmenin tek sebebi Pragya'nın üzülmesiydi. Acı çekmesine dayanamadığın için tüm geceyi yanında geçirdin. Sırf mutlu olması için hayatını onunla geçirebilirsin. Peki söyle bana. Tanu için bunları hissediyor musun? Rakinin geldiği günü hatırla. Pragya'ya hakaret etmişti hani. Sen de ağzının payını vermiştin ona. Seni bu piyasaya sokan adamla bağlarını koparmıştın. Bir daha Pragya'ya kötü bir şey söylersen suratını öyle bir dağıtırım ki kimse tanıyamaz. Defol! Çünkü Pragya'ya karşı bir şeyler hissediyordun. Söylesene. Tanu'yla böyle bir bağın var mı? Ayrıca sana Pragya'yla ayrılacağımı söylediğimde, bana layık değil dediğimde, onu güzel ve zarif bir manken görünüşlü kadına çevirmeye çalışmadın mı? Sadece biraz havalı ve güzel olmanı istiyorum. Benim için değil, Pragya içindi. Çünkü hakkındaki düşüncemi bilmesini istemiyordun, öyle değil mi? Çünkü bu kalbini kırardı. Sen bunu istemedin. Benim fikrimi değiştiremeyince onu değiştirdin. Sırf kalbi kırılmasın diye, yalnız kalmasın diye, bir köşede ağlamasın diye. Neden bunları Pragya'ya karşı hissedip Tanu'ya karşı hissetmiyorsun? Bunlarla kafamı karıştırmaya Kafanı karıştırmıyorum. Anlamanı sağlamaya çalışıyorum abi. Sana gerçek duygularını gösteriyorum. Tanu'nun kim olduğunu göstermeye çalışıyorum. Sana layık olan Tanu değil, Pragya'dır. Çünkü sen Pragya'yı seviyorsun. İşte gerçek bu. Kafam çok karıştı. Hala anlayamadın mı? O zaman kapat gözlerini. Yine mi? Evet, yine. Ve yine o ana gidip o anı tekrar yaşa. Burak... Ne diyorsam onu yap abi. Pragya... Pragya. O kadar kolay ölmene izin vermem. Daha hayallerini gerçekleştirmeni sağlayacağım. Bu kadar düşünme ve kimseyi dinleme. Sadece içindeki duyguları unutma. Tutun onlara. Tıpkı hayata tutunduğumuz gibi. Hayatla aşkın arasındaki farkı biliyor musun? Hayatın ne zaman biteceğini bilemezsin. Ama aşk, aşk her zaman ebedidir. Sen çok şanslısın. İyi bir kadına aşık oldun. Hayatını aşk şarkılarıyla geçirmiştin. Geri kalanını onu severek geçir. Göreceksin. Hayat daha güzel görünecek.
Anne, sana çay getireyim mi? Aha, dönmüşsün Pragya. Ne oldu sana? Yüzün bembeyaz olmuş. Neden yorgun görünüyorsun? İyi uyumadın mı yoksa? Aa, yüzü ne kadar da solgun görünüyor. Söyle hadi, of. Ne oldu sana? Of Sarla, inanılmazsın. Hemen başladın. Önce otursun, çay falan içsin. Sonra sorularına başlarsın. Ha evet anne, gel, gel kızım, gir. Rahatça otur şöyle. Ah Sarla, dün gece partideydi. Bütün gece sürdü. Sonra da geç saate kadar abiyle konuşmuşlardır. Şimdi geldi ya. Sabah da konuşabilirlerdi. Geç yatmasına ne gerek vardı ki? Her gün zamanında yatıyor. Ne olur bir kere geç yatarsa ne olacak? Hemen yaşlanacak mı? Hı. Senin gibi düşünürse olabilir. Baksana, kızımın gözleri ne kadar da solgun. Evet, öyle oturma o zaman. Git, ona meyve suyu getir de gücü yerine gelsin. Hemen meyve suyu getireyim. Çabuk geliyorum. Ol. Ha, söylesene, dün gece ne oldu? Nasıl ne oldu? Partide neler oldu? Hiçbir şey olmadı. Partiydi işte, bitti, sabah oldu ve eve geldim. Yani gece 12'de sevgililer gününü abinin evinde geçirmedin mi? Sevgililer günü mü? Evet, bugün sevgililer günü. Aa, tamamen unutmuşum. Ama önemli değil. Geçen yıl sevgililer gününü nasıl kutladığımızı hatırlıyor musun? Kaçırıldığımda abi kurtarmıştı beni. Sevgililer gününü bana pasta yedirmesiyle kutlamıştık. Geçen yıl sevgililer gününde hayatımı kurtarmıştı. Dün yine hayatımı kurtardı. Bundan daha iyi bir sevgililer günü hediyesi olabilir mi? Aa kızım. Abi düşünmeyi bırak da bir plan yapmaya başla hemen. Ne planı? Aa, bugün sevgililer günü. Ama abiyle birlikte değilsiniz. Şu anda Tanu abinin yanındadır. Abiyi yalnız bırakmamalısın. Bunu hiç düşünmemiştim. Ha, şimdi düşün. Ve sadece düşünme, bir de plan yap. Git ve bütün günü abiyle geçir. Bir dakika bile yalnız bırakma onu. Peki annem ne olacak? Ben onu idare ederim ama gelince çıkamazsın. Hemen üstünü değiştirip çık kızım, hadi. Tamam, hemen gelirim. Görürsün. Sevgililer gününü abiyle birlikte geçireceğiz. Tıpkı geçen yılki gibi. Bak Burak, bana bir sürü şey söyledin. Ama bunlarla kafamı çok karıştırdın. Aşık olduğumu anlamam için bana yalan söylediğini kabul ediyorum Prab. Ama Pragya neden yalan söyledi? O da yalan söyledi çünkü kendini kandırmaya çalışıyordu. Yine kafamı karıştırdın. Lütfen açık ol. Ben gayet açık konuşuyorum. Sen nasıl duygularını saklıyorsan o da duygularını saklıyor. Ne duygusu bu? Sen Pragya'yı seviyorsun ve Pragya da seni seviyor. Ama ne sen kabul ediyorsun ne o kabul ediyor. Beni sevdiğini sana o mu söyledi peki? Hayır. Peki nereden biliyorsun? Sen bana Pragya'yı sevdiğini söyledin mi? Ama ben yine de biliyorum. Aynı şekilde onun duygularını da biliyorum. Ama ona sorduğumda reddettiği için tek şansım vardı. Ben de meydan okudum. İkinize de duygularınızı kabul ettirecektim. Ama yardımı lazımdı. İkimiz de yalan söyleyip numara yapacaktık. Yani bunu kabul etti mi? Evet, etti. Muhtemelen ona karşı duygularını merak etmiştir. Ne zaman seni sınasak, gerçek duyguların ortaya çıktı. İyi de bir şey anlayamıyorum ben. Neymiş o? Eğer Pragya beni seviyorsa neden bana söylemedi? Kalbini bana açmasını engelleyen şey neydi peki? Seni de engelleyen şey. Tanu'yla nişanlı olduğun için şansı yoktu. Sonra sen bizi nişanlamaya çalıştın. Bu yüzden ümidini yitirdi. Hiçbir şey diyemedi. Beni sevdiğinden emin misin? Bak abi. Benim hakkındaki tüm şüphelerim ortadan kalktı. Kendi yöntemimle. Sen de kendi yönteminle şüphelerini ortadan kaldırabilirsin. Bugün kusursuz bir fırsat yakaladın. Neden? Bugün sevgililer günü. Aşıkların günü. Git ve ona duygularını aç. Ne olacak gör.
Emin misin? Söyleyeyim mi? Evet, açıkça söyle. Bu fırsatı kaçıramazsın. Bak, seni uyarıyorum. Bunu ertelersen Tanu bu fırsatı kaçırmaz. Yani sen seç. Bir yanda seni gerçekten seven bir Pragya var. Diğer yandaysa sana aşkı sahte olan oyuncak bebek Tanu var. Abi, seni seviyorum. Hayır, oyuncak bebeği istemiyorum. O çok korkutucu. Sadece korkutucu değil, riskli de. Hayatını öyle bir berbat eder ki anlayamazsın bile. Bak abi, Pragya hayatında olabilir. Bunu öğrenmek için tek şansın var. Bugün söylersen cevabını alabilirsin. Emin misin? Hem de öyle bir eminim ki. O Pragya kendini ne sanıyor? Yine o kazandı. Geçen defa abi o öpmüştü ama bu defa abi onu öptü. Hmm, aşk filmindeymiş gibi. Bunu tekrarlıyorlar ve ben bu filmde yokum. Hmm. Bence başımı bir derde sokmalıyım. O zaman abi beni kurtarır ve benimle olur. Hmm. Bu iyi fikir. Aferin. Hmm. Tanu. Hı, ne oldu? Olanlar yeterli değil miydi? Ne oldu? Düşünüyordum Alya. Abiyle Pragya'yı ayıramadık işte. Neden abiyle beni yakınlaştıracak bir plan yapmıyorum ben? Sen düşünme tatlım. Kafanı hiç yorma. Abimle evlenmek istiyor musun? Hı. O zaman ben ne diyorsam onu yap. Ne yapacağım? Bugün sevgililer günü. Abimin sana aşık olmasını sağlayacak bir şey yapmalısın. Yani ona sevgi göster, kendine çek. Bir şekilde bütün günü yanında geçirmesini sağla. Onu o kadar meşgul et ki Pragya'yı asla düşünmesin. O kadar meşgul olsun ki Pragya onu göremesin. En iyi kısmı ne biliyor musun? Pragya evinde. Abiyi o kadar meşgul et ki geri döndüğü zaman, her fırsatta aradığında abimin yanında hep seni görsün. Abim ona gitmesin. Güzel ve sıra dışı bir şey yap. Öyle bir şey yap ki o senin olsun. Haklısın. Pragya'nın abiyle konuşma şansını bulmamasını sağlamalıyım. Bütün erkeklerin yıllardır yapmaya çalıştığı şeyi yapacağım. Ne yapacaksın? Abi beni sonsuza dek sevgilisi yapmak isteyecek. Görürsün. Güzel. Yemene bak. Yok, sağ ol. Sevgilim ol. Ne yapacağım? Bu kadar hediye seçeneği arasından bir kız için seçim yapmak çok zor olacak. Pardon, izin verir misiniz? Kart. Olmaz. Çok eski moda. Sonuçta ben rock yıldızıyım. Neden duygularımı açmak için başkasının sözlerini kullanayım? Bunu mu alsam? Merhaba. Dikkat edin. Ben bu dükkanın sahibiyim. Öyle mi? Yardım edebilir miyim? Aslında ben hediye alacaktım. Özel birine mi? Özel değil, çok özel birine. Peki. Çok özel biri için çok özel bir hediye arıyorum. Sorun değil, hemen göstereyim. Peki.
Ona bunu alın. Bu çok özel bir hediyedir. Yo yo, eğer ona bunu alırsam bununla beni dövebilir. Yanılıyorsunuz. Kızlar oyuncak ayılara bayılırlar. Oyuncak mı bu? Kutup ayısı gibi büyük, küçük bir şey var. Efendim, buna ne dersiniz? Şuna bakın. Bu da güzeldir. Ha, pembe. Bu güzelmiş. Bunu bir kenarda tutalım o zaman. Başka bir tane mi göstereyim? Evet, gösterin, evet. Peki efendim. Bence ona çikolata verin. Kızlar çikolata severler. Bir çikolata yiyince hayallere dalarlar. Ve kendilerini sevgililerinin kollarında bulurlar. O zaman bunu da alayım. Peki, İki kutubundan tabii. Ve şu oyuncak ayıyı alayım. Hepsini paketle. Peki, tamam. Hepsini. Buyurun. Teşekkür ederim. Ne kadar? Sanırım arkadaşınız çok özel biri. Ona eşsiz bir şey vermelisiniz. Öyle mi? Öyle bir şey var mı? Var efendim. Buyurun. Bu çok özel bir hediyedir. Mıknatıslı aşk yüzüğü. Birini siz takıyorsunuz, diğerini ise çok özel arkadaşınız takıyor. Bu mıknatıs sistemi iki aşık insanı birbirine çekiyor efendim. Hiç ayrılmıyorlar. Ayrılsanız bile sizi bir araya getiriyor ve kavuşuyorsunuz. Harikaymış. Adı neydi? Mıknatıslı aşk yüzüğü. Aşk yüzüğü. Evet. Güzelmiş. Paketleyeyim mi? Tabii ki. Aşk yüzüğü harika. Peki efendim. Teşekkürler. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Sizin de bu güzel bir alışveriş deneyimi oldu. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de öyle. İyi günler. Nereye bakıyorsun abi? Bunlar sihirli çiçekler. Sihirli mi? O abiye de verdim. Kesin sonuç. Garanti veriyorum sana. Garanti mi? Anlarsın işte. Sevgililer günü. Al bunları sevgiline ver ve neler hissettiğini söyle. Karşılık vereceğinden eminim. Öyle mi? Şu ana kadar sadece şarkılarım insanları büyülerdi. Bakalım sihirli çiçekleri ne yapacak? Bir buket alayım bari. Yok yok, iki buket alayım. Çünkü hayatımda ilk defa birine teklifte bulunacağım. Buyurun. Teşekkürler. Bozuğum yok ama. Yaş günü hediyem olsun o zaman. Teşekkür ederim. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Merhaba babaanne. Hoş geldin oğlum. Sabah sabah gelmişsin. Her şey yolunda mı? Pragya evde mi? Onunla konuşmalıyım da. O da senin evine gelecekti. Ama sen geldin. Ne oldu? Çok önemli olduğundan zaman kaybetmeden buraya geleyim demiştim. Öyle mi? Pragya'ya bir şey mi getirdin? Yo, bir şey getirmedim. Oğlum, benden saklamaya çalışma. Arkanda saklıyorsun. Göster bana. Hayır, elimde bir şey yok babaanne. Göstersene. Ne saklıyorsun? Bu çok önemli. Ben Pragya'yı göreyim. Garip. Nasıl da yüzü kızardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.